Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Ekonomide tuhaf şeyler oluyor. Durmadan bir haberler çıkıyor, sonra yalanlanıyor. Onun aslı yok, bunun aslı yok diye ama spekülasyonlar devam ediyor. Nedir en son örneği? En son örneği Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı ki Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'la beraber Brezilya'ya G20 Hazine Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katılma yolunda. Hatırlayacaksınız geçen hafta da Hakan Fidan Dışişleri Bakanı G20'nin Dışişleri Bakanları toplantısına katılmaya gitmişti. Bunlar önemli toplantılar. Orada Mehmet Şimşek işte bir takım yatırımcılarla, diğer ülkelerin Hazine Maliye Bakanları ile Merkez Bankası Başkanları ile Fatih Karahan bu görüşmeler yapılacak. Yapılacak ama Mehmet Şimşek gider ayak bir yalanlama da yaptı. Daha doğrusu İletişim Başkanlığı'nın Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir açıklama yaptı. Neydi bu? Mehmet Şimşek de onu paylaştı. Paylaşırken de hani önemli bir ibarede bulundu, önemli bir duyuruda bulundu. Dedi ki bu kredi kartlarına taksitin yasaklanacağı, kaldırılacağı şeyi doğru değildir diyor Dezenformasyon Merkezi. Mehmet Şimşek de onu doğrularken ya da onu işte sosyal medyada tekrarlarken diyor ki piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Orta vadeli programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk diyor. Kurallara dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir diyor. Vatandaşlarımızdan istirham ediyorum. Lütfen bizden duymadığınız haberlere itibar etmeyiniz. Tamam. Bu açıdan haklı. Haklı da bu kredi kartlarındaki taksit meselesi hani durduk yerde ortaya çıkmadı. Fatih Karahan'ın işte son raporunu açıklamasında aslında ondan önce de Fatih Karahan'ın Merkez Bankası'nın enflasyon raporu açıklama sırasında kredi kartlarına da yeni düzenlemeler getirilebileceği konuşuldu. Bunun üzerine tartışma yeniden alevlendi. Yani Fatih Karahan başlatmadı da son dile getiren o olmuştu. Onun üzerinde sosyal medya çalkalandı tabii. İşte pek çok şey konuşuldu. Hatta iş dünyasından şöyle teklifler geldi. Ya ticari kartlara şu kadar olsun. Efendime söyleyeyim işte gıda harcamalarına bu kadar taksit olsun. Ama lüks harcamalara daha az olsun filan gibi. Millet bunu tartışmaya başladı. Tartışmaya başlayınca da işte böyle bir açıklama geldi. Bu bir. Yani kredi kartlarına şey yok. Taksitin kaldırılması diye bir şey yok. Ama hani sınırlandırılması olabilir mi? Bilmem, göreceğiz. Göreceğiz. Ama bu dediğim gibi boşu boşuna böyle hani uzaydan inen bir tartışma olmadı. Bu devletin diğer yetkililerinin konuştuğu bir şeydi ve onun üzerine başladı. Sonra geçtiğimiz günlerde bu kiralarda %25 zam sınırının kaldırılacağı iddiası ortaya atıldı. Bunu da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un bir televizyonda katıldığı sözlerine dayandırdılar. Oysa hani ben de izledim o sözleri sonra tekrar ama hakikaten ben öyle bir izlenim edinmedim. Peki bu nereden çıktı? İşte bu biraz enflasyonun getirdiği spekülasyonlar. Yani enflasyonla şimdi hem kira veren hem kirayı alan hem kiracı hem kiralayan boşa düşüyor. Yani kiracı para yetiştiremiyor. Kiralayan da diyor ki kardeşim ben bunu bir sene önce kadar bir senede %50 oldu, %60 enflasyon oldu. Ne yapacağız filan diye. Ama Yılmaz Tunç böyle bir şey söylemedi diye yine Dezenformasyon Mücadele Merkezi bunu duyurdu. Yani bütün bu hani bir şey var, içki kötülüklerin anasıdır sözü gibi, enflasyon bütün kötülüklerin anasıdır deniyor ya. Haklı bunu söyleyenler, çünkü işte görüyorsunuz bu kadar lafta boşuna çıkmıyor. Yani kimse hani Mehmet Şimşek kasıtlı olarak dolaşıma sokuluyor bu haberler diyor. Evet, kasıtlı olarak bunu yapanlar da vardır ama ateş olmayan yerden de duman çıkmıyor. Bütün bunlar yine resmi yetkililerin söylediklerinden çıkarılan, belki çarpıtılan filan şeyler. Onu da hatırlatmak lazım. Hatırlatmak lazım başka spekülasyonlar neler. Şimdi emekli maaşları şöyle olacak, böyle olacak dendi. Dendi ama sonuçta gele biz 8. yargı paketinin ki genel kurulda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçim tatiline girmeden önce ya da seçim arasına girmeden önceki son
görüştüğü kanun oluyor. 8. yargı paketi. Onu da ikiye böldüler çünkü çok uzun zaman almasın diye. Esas şeyler sonraya kaldı. Gerçi bu pakette de önemli şeyler var. Örneğin örgüt üyesi olmasa da örgüt adına suç işleyenler, örgüt üyesi olup suç işleyenlerden daha çok ceza alacak. Çünkü onun için de ayrıca yargılanacak filan gibi şeyler var. Fakat buna kimse bir şey çıkamıyor. Çünkü efendim sen karşı çıktın mı, vay efendim emeklilerin ikramiye artışına karşı mı çıkıyorsun oluyor. 2000 liradan 3000 liraya çıkarılacak efendim. Bayram ikramiyesi. 1000 lira arada fark var. 1000 lira ne işe yarıyor diyeceksiniz. Valla en fakir kesim için 1000 lira da çok işe yarıyor. Gerçekten bunu hani artık kılı kılına yaşayan bir grup vatandaş var. Çok bir grup dediğim yani hakikaten sayıları artan. Yani her gün yolda işte şey yapıyor vatandaşlar, görüyorlar, geliyorlar, dertlerini anlatıyorlar. Mesela kamu işçileri. Kamu işçileri diyor ki ya arkadaş herkes şey yaptı. Bu ek protokollerle zamları aldı. Bizimkiler hala altta. Niye bizimki de işte 49 küsur 50 civarına yükselmiyor da biz hala işte %30'larda kalıyoruz. Kamu işçileri şey değil mi? Çalışan değil mi? Tabii bunların bu kamu işçilerinin pek çok kategori işte kamu mühendisleri ayrı şikayetçi, düz işçiler ayrı şikayetçi. Sonra işte yine vatandaş geliyor derdini anlatıyor. Yani işte bu kamudaki uzmanlık meselesi yani nitelikli uzmanlarla normal uzmanlar arasında işte 2400 lira var bu da az bir şey mi diye vatandaş geliyor yakınıyor. Bize düşen ne? Bize düşen işte böyle onların dertlerini paylaşmak. Paylaşmak ama şimdi bir de asgari ücret meselesi var. Asgari ücretin yani bu kadar yüksek enflasyonda yılda bir kere düzenlenmesine, karar verilmesine tepkiler hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Çünkü hani ilan edildiği zaman yılbaşından itibaren 17.002 lira olarak ilan edildiği zaman zaten Türk İş Konfederasyonu'nun belirlediği hani yoksulluk sınırının altındaydı. Şu anda belki hani Mayıs'ta Haziran'da ulaşmasından endişe edilen açlık sınırının, Türk İş'in açlık sınırının altına düşmüş vaziyette. Şimdi Şeref Oğuz, kıdemli ekonomi yazarı, uzman, Ekonomim gazetesinde bir kulis haber paylaştı. Buna göre diyor ki hükümet gelen tepkiler üzerine yeniden iki, yılda iki defa sistemine dönebilirmiş. Oysa mesela sendikalar, işçi sendikaları yılda dört defa yapılsın düzenleme diyorlar filan. Tabii işverenler buna tepki gösteriyor ya nasıl yapacağız filan diye. Ayrı boyutları var, ayrı boyutları var. Ama Şeref Oğuz'un kulis bilgilerine göre Mayıs ayında biliyorsunuz en yüksek düzeyine ulaşacak deniyor. Enflasyon %70-75 arasında. Hatta bunu TÜSİAD baş ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç hafta sonu geçen cuma günü yapılan bir toplantıda bunu %73 olarak tahmin etti. Yani Mayıs şeyini bunu da Merkez Bankası rakamlarına dayandırarak söyledi. Ama dedi ki Altınsaç %36 Merkez Bankası 2024 sonunda %36 olacak diyor ya enflasyon bu hedef tutmayacak diyor. Tutamayacak diyor çünkü iç talep çok fazla, iç talep tahmin edilenin ötesinde fazla ve enflasyonla mücadele mevcut koşullarımızda sadece Merkez Bankası'nın para politikasıyla düşecek gibi görünmüyor. Bunun için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın mutlaka devreye girmesi gerekiyor diyor. Hani bu %36 için kendisi bir net rakam söylemedi. Bunu Fatih Özatay, profesör doktor, iktisatçı o hani %40-42 olabilir diye tahmin etmişti. Kerim Rota, iktisatçı şeyi aktardı. QNB Bankası'nın Katar Milli Bankası'nın Türkiye'deki şubesinin tahminine göre yıl sonunda %45 enflasyon olabileceği yolunda tahminler. Bu tabi tahminler %36, %45 arada neredeyse %10, %9 fark var. Yani bütün hesapları alt üst edebilir boyutlarda farklar bunlar. Düşünün yani başka ülkelerin yıllık enflasyonunu biz aylık enflasyon olarak yaşıyoruz. Yani böyle bir durum var. İşte böyle bir durumda Şeref Oğuz'un bu TÜSİAD'da sıcak bakıyor
diyerek, işveren kuruluşları da sıcak bakıyor diyerek bu asgari ücret yeniden belirlenebilir bilgisi bir başka anlamı daha taşıyor. Arkadaşlar, seçim ekonomisi açısından bakacak olursak, yani hem bu işte emekliye 2000 yerine 3000 lira artırılması ama asgari ücretin yeniden biz düzenleyebiliriz denmesi filan hep vadeyi seçim sonrasına atıyor. Yani bunun hani bir yerde ya siz bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan yine tekrar etmiş Manisa'da zannediyorum. İşte tamam sorunlarımız çok ama bunu biz çözeriz. Ya çok affedersiniz Sayın Cumhurbaşkanı da zaten hani sizin iktidarınız döneminde oldu bu. 22 yıldır ülkeyi başka birisi yönetmiyor ki bu sorunlar sizin iktidarınız döneminde çıktı. Sanki hani başkasının yol açtığı sorunlar varmış da onları da yine kendisi çözermiş gibi anlaşılacak şekilde konuşuyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ama ortaya çıkan tablo ekonomi açısından parlak bir durumda olmadığımızı gösteriyor. Evet, Mehmet Şimşek başka paylaşımlarında işte artık krediye çok daha kolay ulaşıyoruz. İşte kredi riskimiz azaldı ki TÜSİAD baş ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç o da söylüyor kredi riskimiz azaldı falan diye. Ama vatandaşa nasıl yansıyacak bu? Bizlere nasıl yansıyacak? Sizlere nasıl yansıyacak? Bu hala büyük bir soru işareti. İşte böyle yok kredi kartına taksit kaldırılacak, yok işte kira sınırı %25 uzatılmayacak filan. Yani bu tür spekülasyonlar da evet arada kasıtlı bunu yapan insanlar mutlaka vardır. Yani yoktur diyemem. Yani dünyanın her ülkesinde var, Türkiye'de de vardır. Ama bunlar da bu laflar da boşuna çıkmıyor. Yine dediğim gibi ortamdan ve yetkililerin bazı açıklamalarının belki de çarpıtılmasından, çarpıtılarak verilmesinden çıkıyor. Ama tekrar edelim. Ateş olmayan yerde duman çıkmaz. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşça kalın.